Evet, ülkede bütün Türkiye'nin gözü ve kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay üzerinden... Buyurun, devam edin Sayın Usta. ...tartışmalarda meclise düşen aslında Türkiye'nin ihtiyacı olan sivil bir anayasayı yapabilmektir. Bugüne kadar yapılan her anayasamızın hiçbir zaman olağan şartlarda değil, hep olağanüstü şartlarda yapıldığını bir kere daha bu yüce meclise hatırlatmak istiyorum. Bu irade bizde var. Bir yetki karmaşası, bir yetki kavgası varsa bunu çözebilecek kurum da Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bunun çözüm yolu da yeni anayasamızı hep birlikte oturarak istişareyle, muhalefetle, toplumsal uzlaşıyla yapmaktır. Bunun yolu da meclisten geçer. Çünkü anayasa yapma yetkisi sadece meclistedir, tek bir kurumdadır. Anayasadan bahsedenler anayasanın 104. maddesini de hatırlamak gerekir diye düşünüyorum. Madde şunu söyler: Cumhurbaşkanı Türkiye ülkedeki tüm kurumların başıdır ve bu kurumların uyum içerisinde çalışması noktası. Bitirelim lütfen. Cumhurbaşkanımız da bu vesileyle hakemlik görevini yerine getirmek için az önce Sayın Ali Mahir Başar'ın söylemiş olduğu hakemlik görevi yapacak dediğinde anayasanın 104. maddesini onun için hatırlatmak istiyoruz. Kriz söylemleriyle ülkeyi hep bir çıkmaza sokma çabasında olan muhalefet siyasetinden artık Türkiye bıkmıştır. Türkiye artık sorunlarla değil, Türkiye artık projeleriyle, geleceğiyle, gençliğiyle, kadınıyla, yaşlısıyla önüne bakan bir ülke haline gelmiştir. Vesayet odağı haline gelen her türlü odağı bitiren iktidarımız ve yönetimimiz, emin olun, yeni anayasayla eğer muhalefet de katkı verir ve yaparsak bu tip sorunların çözümünde en büyük ve en doğru adımı atmış olacaktır. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Usta. Buyurun, buyurun, açalım Sayın Beştaş'ın mikrofonunu. Sayın Başkan, yani konuşmayı halk yanlış anlayabilir. Sanki Cumhurbaşkanı yargının da başıdır ve yargı arasında var olan çatışmaları çözer gibi bir anlam çıktı. Ben hukukçu olarak öyle anladım. Böyle bir maddede böyle bir anlam yok. Ne lafzıyla ne ruhuyla. Çok açık. Diyor ki devletin başıdır. Yürütme yetkisi, yürütme. Yürütme bir organdır. Yargı ayrı bir organdır, yasama ayrı bir organdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Cumhurbaşkanı devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Anayasanın uygulanmasını, burayı söyledi Sayın Usta, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını anlar. Yargı bir devlet organı değildir. Yargı bir kuvvettir. Ayrı, bağımsız, tarafsız bir kuvvettir. Öyle olursa Cumhurbaşkanı gider Yargıtay'a der ki sen şu... Teşekkür ederiz Sayın Beştaş. Buyurun. Yani devlet organları derken bunu yanlış yorumluyor Sayın Usta ve kesinlikle devamı da var, zaman almayacağım, uzun bir madde. Buradan bu görüş, böyle bir görüş çıkarılabilecek bir görüş değildir asla. Bu tamamen, ayrıca hakemlik yapacak bir durum yok. İki tane yüksek yargı organı arasında bir yetki çatışması var. Biri Anayasa Mahkemesi'ne uymak zorunda baş kaldırıyor, isyan ediyor. Bunun ötesi yok yani. Teşekkürler Sayın Beştaş. Buyurun Sayın Usta. Sayın Başkan, gördüğünüz gibi anayasa maddesini Meral Hanım okuyor, başka yorumluyor. Biz okuyoruz, başka bir yorumluyoruz. Demek ki bizim anayasayı yenilememiz ve yoruma açık halde değil. Bana göre değil. Bana göre sana göre değil. Anayasanın hükümlerinin çok açık. Devlet organları derken devletin yürütmesi yazılmadığı için Meral Hanım farklı bir yorum yazıyor. Yorum söylüyor. Bakın, iki hukukçunun olduğu, üç hukukçunun olduğu yerden çok fazla fikrin çıktığını hepimiz biliyoruz. Bu gerçeklik üzerinden diyoruz ki evet, bunu tartışacaksak bunu kişiler, şahıslar üzerinden değil, beraber oturalım, sorumluluğunuzu yerinize getirin. Vatandaş size oy vermiş, milletvekili olarak bu meclise göndermiş. Gerekiyorsa anayasayı, yeni anayasayı yapmak için cesaretinizi, yüreğinizi ortaya koyun. Buyurun gelin, bu yetki kargaşasını da ve bu yorum kargaşasını da hep birlikte çözelim. Ama niyetiniz böyle...
Buyurun tamamlayın lütfen. Böyle değilse bu tartışmaların sonu gelmez ve bitmez. Hedef eğer ülkede kriz lafını çoğaltmaksa, bunlardan nemalanmaksa, bunlardan politik ve siyasi bir rant üretmekse elbette ki masaya oturup anayasa çalışmalarına destek verilmez. Bizim derdimiz ve davamız bu ülke için en doğrusu, en iyisi neyse onu yapmak. Bunun için gerekiyorsa da yeni anayasayı yapmak. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Kadıgül. Teşekkürler. Kendi aramızda konuşmayalım. Değerli milletvekilleri, sayın milletvekilleri, Sayın Kadıgil, söz hakkını yeterince yetkin kullandırdığımı düşünüyorum. Söylenenlerin anlaşılabilmesi için karşılıklı sarf edilmemesinde fayda var. Söz talebi olan sayın vekiller talep ettiğinde yerinden söz veriyorum. Buyurun Sayın Beştaş. Sayın Usta'ya gerçekten teşekkür ediyorum içtenlikle. En azından okuduğumuzdan farklı şeyler anladığımızı söyledi. Ama hiçbir hukukçu buradan yargıyı anlamaz. Kendisi tıp doktoru, bunu anlıyorum. Ama bu yorum ve yetki karmaşasının sahibinin kim olduğunu öğrendik. Teşekkürüm buna. Gerçekten teşekkür ediyorum. Bir yetki karmaşası yaratıldı. Ortada bir kaos yaratıldı. Ve buradan da anayasa yapalım diyorlar. Ama mevcut anayasaya da uymuyorlar. Bravo diyorum gerçekten. Bravo. Buyurun Sayın Ustaz. Mecliste sadece hukukçular vekillik yapabilir diye bir kanun mu var? Milletvekilleri sadece hukukçulardan olur. Anayasayı sadece hukukçular okur ve yorumlar diye bir kanun da var. Bizim mi haberimiz yok Meral Hanım? Öyle söylüyorsunuz. Aynen böyle söylüyorsunuz. Bence burada hukukçu olmayan, çok da işini iyi yapan, en az hukukçular kadar anayasaya da hukuka da hakim olan pek çok sayıda milletvekilimiz var. Onlardan ve benden özür dilemelisiniz. Bu sizin yetkiniz ve haddiniz değil. Ben tıpçıyım diye anayasayla ilgili okuduğumuz şeyi yorumlama hakkımızın olmaması doğru bir şey değil. Anayasalar hukuki metinlerden daha çok toplumsal uzlaşı metnidir diye bütün dünyanın kabul ettiği esas ve usul budur. Meral Hanım'ı da bu toplumsal uzlaşıya davet ediyorum. Sadece tıpçıları değil, bütün meslek gruplarına lütfen gereken saygıyı göster. Teşekkür ederim. Bunun sonu gelmez. Son defa olarak Sayın Beştaş buyurun. Ben kesinlikle herhangi bir disiplini, bir meslek dalını asla yermek için söylemedim. Hiçbirimiz bunu böyle yorumlamadık dedim. Ve onu öyle anladıysa gerçekten üzgünüm. Asla böyle bir kastım yok. Asla. Ben sadece anayasa maddesinde yargı bir devlet organı mıdır değil midir? Yürütmenin içinde midir değil midir? Yasamaya bağlı mıdır değil midir? Bunun cevabını versinler. Ben o zaman ne kastettiğimi Türkiye, herkes gayet iyi anlıyor. Diyor ki gelin burada çözelim değil mi? Ama burada olması gereken Can Atalay hapiste. Mecliste oturup onu buraya getiremiyoruz. Nasıl oluyor bu? Burayı Anayasa Mahkemesi mi yönetiyor? Yargıtay mı yönetiyor? Kendileri Anayasa 158'i bir daha okusun. Herkes anlar. Ben hukukçuluğu da asla bir hiyerarşik kavram olarak kullanmadım. Böyle bir şey de olamaz zaten. Her meslek dalı anayasayı yorumlayabilir ama kesinlikle samimi değiller. Teşekkürler. Ben de kısacık bir açıklama yapayım. 24. dönemde yeni anayasa yazım komisyonu oluşturuldu her partiden ve uzlaşma temelinde bir komisyon oldu. Ben lise mezunuyum. Orada partimiz adına Meral Hanım'la birlikte yeni anayasa yazım komisyonunda yer aldık.
Meral Hanım'ın bunu kastettiğini sanmıyorum. Onun için tartışmayı uzatmamak adına söyledim. Evet.